Ramazan'da güllaç haberi yapılmayan ana haber bülteni olur mu? Elbette olmaz. Güllaç, Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı. Hem yapımı kolay hem de iftar sonrası en hafif tatlılardan biri. Gelin tatlı denince akla ilk gelen isme Nadir Güllü'ye gidelim. Güllaç nasıl yapılır ondan öğrenelim. Ramazan sofrasında olmazsa olmaz tatlı hangisi? Güllaç. Seviyor musunuz? Seviyorum. Yapıyor musunuz? Annem yapıyor. Güllaç, Ramazan'ın gülü. Çoğumuz yemeği seviyoruz ama yapmaya pek cesaret edemiyoruz. İşte size tatlı ustası Nadir Güllü'den güllaç tarifi. Ustam yapmaya başlasın. Bazı sırlarımız var ama hadi açıklayacağım. Tamam. Güllaç için malzemeleri sayarak başlayalım. 3 kilo süt, 750 gram şeker, kaçayı kaçıyor. File fındık 300 gram. 150 gram süslemek için Antep fıstığı, biz baklava kullandığımız Hindistan cevizi 200 gram, pudra şekeri 200 gram. Bir de süslemek için kiraz. Gelelim güllacımızın yapılışına. 3 kilo sütü kaynatıyorsunuz. Tamam. İçine 1/4 oranında şeker koyuyorsunuz. Hı-hı. Bu 1/5 de olabilir. Şimdi elini değine şöyle sıcak. Evet, sıcak. Ama çok sıcak değil. El dayanacak kadar. Ha. Eğer ılık olursa bu güllaç yufkaları yumuşamaz. Çok sıcak olursa lap olur, sıcak olacak. Zor işte, bu sırlardan biri de bu. Altı yaprak. Onu soracaktım. Ha. Altı yaprak alta koyuyoruz. Altı yaprak üstte olacak. Bu 10 kişiler göre. Güllacın tabanını oluşturduktan sonra sıra geliyor arasına malzemelerini koymaya. Arasına ne katıyoruz? Fındık, Hindistan cevizi ve pudra şekeri karışımını. Güllacın üst kısmı da tamamlanınca üzerine kalan sütü de döküyoruz. Altı kat üstte koydu. Gelelim şimdi en büyük püf noktasına. Şimdi bol sütle yaptık ya. Şimdi zannediliyor ki güllaç çapı bitti. Asıl şey burada. Üstüne geri kalan sütü döküyoruz. Şimdi ne oldu? Diyorsunuz ne kadar bol süt. Ama o çekecek değil mi? Tabii işte, zaten birisi de bu. Hanımlar bunu ihmal ediyorlar. Ne kadar bekleyecekler üstünü süslemek için hanımlar? Şimdi 2-3 dakika sonra biraz daha çeksin, öyle süsleyeceğiz. Güllacımızın lezzeti kadar süslemesi de önemli. Eğer süslemede dondurulmuş kiraz, fıstık, file fındık ve Hindistan cevizi karışımı kullanırsanız ortaya da böyle tablo gibi bir manzara çıkıyor. Fıstıkla süslüyoruz. Biz baklavacı olduğumuz için, tarihi bir firma olduğumuz için bizim ana maddemiz ceviz, fıstık. Şimdi fıstıkları dizdik. Hindistan cevizini dizdik. Şimdi ve file fındık. Bakın kirazları süsledik. Gerçekten çok güzel oldu. Yarım saat bekleyeceğiz soğumasını. Daha sonra streçle saracağız ki dolaptaki diğer gıdalar buna gelmesin.